Bursa kamuoyu ve basına duyuru. Öncelikli olarak Dağ Yöresi'nin çevre, eğitim, kültür alanlarındaki sorunlarına sahip çıkma ve bu sorunların çözümü konusunda her türlü desteği vermek üzere kurulan platformumuz 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde izleyeceği yol ile ilgili bir dizi kararlar almıştır. Platformumuz siyaset üstü bir yapılanmadan oluşmaktadır. Kurumsal olarak hiçbir partinin yanında ya da karşısında değildir. 4 Dağ ilçesinde yapılacak seçimlerde tüm parti ve adaylara eşit mesafede dururuz. Ve asla müdahil olmayacağımızı açıklıyoruz. Yapılacak yerel seçimler öncesinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliklerine birçok değerimiz aday olmuştur. Bu arkadaşlarımızın adaylığı ve başarıları bizleri gururlandırmıştır. Biz platform olarak mikro milliyetçilik ya da coğrafi hemşericilik yapmıyoruz. Ancak yöremizden çıkan adaylar arasında sadece Cumhuriyet Halk Partisi Osman Gazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın'a tam destek veriyoruz. Niçin sadece Erkan Aydın'a destek veriyoruz? Yapılan araştırmalar ve kamuoyu yoklamalarında adaylarımız arasında seçilme şansı en yüksek olan ve her gün halkın desteğini artıran Erkan Aydın'ın Osman Gazi Belediye Başkanı seçileceğine inanıyoruz. Erkan Aydın'a tam destek veriyoruz çünkü Erkan Aydın, Dağder Başkanlığı döneminde Başköy ve Kozağacı köylülerinin çevre isyanlarında yanında olmuş, onlarla birlikte en önde yürümüş, birlikte mücadele etmiş ve güç sahibinin yanında değil, halkının yanında, köylüsünün yanında taraf olmuştur. Çünkü Erkan Aydın, Dağder Başkanlığı döneminde üniversite öğrencilerinin Bursa havuzunu genişletmiş ve birçok gencimize eğitim desteği sağlamıştır. Çünkü Erkan Aydın, Dağder Başkanlığı döneminde yöre kültürünün gelişmesinde, tanınmasında özel emek harcamış, Dağder Kültür Merkezi gibi bir yapıtın bitirilmesinde çok önemli adımlar atmıştır. Erkan Aydın'ın Dağder Başkanlığı döneminde yürüttüğü başarılı çalışmalarını, dürüstlüğünü, çalışkanlığını ve üretkenliğini referans aldığımızı siz değerli basın mensuplarına ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Osman Gazi ve Bursa, Erkan Aydın'la çok şey kazanacaktır. Masamızın çok değerli mensupları, öncelikle görevi açıklama yaparak, öncelikle tam olarak içeri gitmeden biraz da bana sürpriz oldu. Verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu söylediğiniz güzel sözlerin altında kalmayız, mahcup olmayız. Mahcup olmamak için de elimizden geleni yapacağız. Tabii öncelikle bugün Dünya Kadınlar Günü. Atatürk'ü yetiştiren kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. İyi ki varlar. Onlar sayesinde bizler de bugünlere geldik. Hepimiz okuduk, meslek sahibi olduk. Kadınlar olmasaydı bu dünya gerçekten çok anlamsız olurdu. Sadece bir gün yetmez. Bilebiliyoruz ama olsun. Yani 8 Mart olduğu için bugün bir kez daha kutlayalım. Tabii daha gerçekten çok güzel bir jest yapmış. Bizim omuzlarımızdaki yükü bir kat daha artmış oldu. İşte hem onlara hem kamuoyuna, Bursa kamuoyuna elimizden gelen en iyisini yaparak daha iyi işler yapmaya çalışarak mahcup olmamaya çalışacağız. Çıtayı yerli yükseltmeye çalışacağız. Osman Gazi hepinizin bildiği gibi büyük bir ilçe ama biz ona öyle bakmıyoruz. Biz sorunları da gayet iyi biliyoruz. Çözüm önerilerimiz de gayet iyi. Ekibimiz de aynı şekilde çok güzel bir ekipten oluşuyor. Projelerimiz hazır. Biz diyoruz ki 31 Mart'ta hiç vakit kaybetmeden ne yapacağımızı bilerek elimizdeki projelerle direkt iş başı yapacağız. Çünkü meclisim çok kısa bir süre görevlerde bulunuyor.
açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Plan, proje derken 3-2 yıl geçiyor. Geriye çok kısa bir sürede uygulamayı yapmak düşünüyor. O yüzden biz önceden hazırladığımız projelerde hemen birçok mahallemizde startı vererek Osman Gazi'deki değişimi çok kısa sürede Bursa'mıza, Osman Gazi'de yaşayan halkımıza göstereceğiz diyorum. Tekrardan bu güzel jestiniz için Dünya Kadınlar Günü güzellikte olmasından dolayı da hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.